Öncelikle katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Vira İstanbul için hazırlamış olduğumuz şimdi tanıtım filmimizi hep birlikte izleyelim. Avrupa kenti standartlarında kozmopolit bir ilçe, Beylikdüzü. Kişi başına 10 metrekare yeşil alan düşen çarpık kentleşmenin uğramadığı geniş cadde ve sokakları, gelişmiş eğitim ve sağlık olanaklarıyla İstanbul'da parlayan yıldız. Yaşam mahallesiyle daha yeşil ve sosyal bir merkez olmaya hazırlanan ilçenin simgesi olan kırlangıçları, üzerinde yüzülecekleri eşsiz bir manzaraya davet ediyor sizleri. Vira İstanbul. İstanbul'un en büyük parkı yaşam mahallesine komşu, sosyal konutları ve merkezli ulaşım hala bir arasından sizi daima özgür, daima mutlu bir hayata çağırıyor. Çünkü burası İstanbul'un yeni çiftlik merkezi. 1156 konut ve 39 dükkanda bir İstanbul'da hem doğal hayat hem de pek çok kafe ve mağazayla donatılmış sosyal bir çevre sizi bekliyor. Beylikdüzü Belediyesi'nin hayat verdiği 1 milyon metrekarelik yaşam mahallesinde Japon ve Afrikalı bitkiler bahçesi, bisiklet yolları, egzersiz alanları, şelale, göle, balık tutma platformları, göl restoranı, sanat atölyeleri ve tiyatro alanlarıyla renkli bir yaşam sizleri bekliyor. Vira İstanbul'un hemen yakınında Anadolu Lisesi'nden Fen Lisesi'ne, üniversite kentten Beşler'e kadar çok çeşitli eğitim kurumları yer alıyor. Çocuklarınız yaşam mahallesindeki eğitim kompleksiyle okuluna 5 dakikada yürüyerek ulaşıyor. Vira İstanbul'dan Kavaklı sahil ve mis gibi deniz havasına mesafeniz sadece 3 dakika. E5 ve metroya olan uzaklığınız da 2 dakika. Burada manzaranız kırlangıçları bir kadar keyifli, ulaşım kanat çırpmak kadar kolay. 92 bin metrekarelik arazinin 74.500 metrekarelik kısmını peyzaj alanları oluşturuyor. Bu eşsiz ortamda kırlangıçların yuvaları gibi sağlam ve ferah bir yere her tarz yaşama ve bireye hitap edebilecek daireler sizi çağırıyor. Vira İstanbul, dinlenme köşelerinden yürüyüş yollarına, havuzlardan spor tesislerine, çim ağacından başka hava sınırmasına, hatta renkli kelebek bahçesine kadar ailenizdeki herkesin mutlaka ilgisini çekecek birçok farklı olanağa sahip. 17 bloktan oluşan projede bloklar arasındaki genişlik ferah bir ortam yaratıyor. Vira İstanbul, yeni teknolojilerle donatılmış yapısıyla hayatınızı kolaylaştırıyor. İyi çözümlenmiş modern mimarisi ve zeminden kolay uzanan pencereleriyle ruhunuzu dinlendiriyor. Bir aktiviteden 4 aktivite tüm dairelerde değişmeyen tek şey, konfor, kalite ve güne neşeyle başlamanızı sağlayan gün ışığı. Kanatlarınızı hazırlayın ve özgürlüğü yeniden keşfetmeye hazırlanın. Hayat seni çağırınca, hay, Vira İstanbul. Şimdi de Vira İstanbul projesini bize yakından anlatmak üzere Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Gül Proje Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Gül'ü, Gül Proje Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sönmez Aydın'ı sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer basın mensupları, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz.
hocamız sağ olsun. Biz bu lansmanı yapmadan önce kendi aramızda iptal edelim mi diye istişare ettiğimizde terörün beslendiği şeyin cephe kapamak, şartların durması olduğunu düşünerek biz onu önleyen şeyin çalışmak, ekonomik olarak güçlenmek, ekonomik ve sosyal gelişmişlik olduğunu düşünerekten biz de elimizden geldiği şekliyle işimize bakarak, önümüze bakarak bu istihdam sağlayarak, ekonomiye katkı sağlayarak bu projenin lansmanına devam etmemiz gerektiğini düşündük. Öncelikle tanıtım filminde de bahsedildiği gibi projemiz oldukça sosyal donatılara ve eşit alana büyük metrekareler ayırmış ve önem vermiş bir proje. %81 gibi bir yeşil alana sahip. Sosyal donatı alanları olarak da yürüyüş, koşu parkurları, tenis kortları, basket sahaları, yüzme havuzları, fitness, Türk hamamı, sauna gibi alanların bulunduğu, kreş, çocuk oyun alanları, tırmanma alanları, zaten kaykay alanları, cep sineması, açık hava sineması, yani aklınıza gelebilecek, bütün sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek bütün sosyal donatıları sunmaktayız. Bulunduğu konum itibariyle E5 ile sahil arasında Beylikdüzü'nün tam göbeğinde kalan bir lokasyonda. Yaşam vadisine komşu olması bile ve bulunduğu konumla oldukça iyi bir deniz manzarası bulunmakta. 1 milyon metrekarelik bir yaşam vadisi hem bölgeye hem projemize değer katmış bir alan olmaktadır. Yaşam vadisiyle ilgili gerekli geniş açıklamaları Sayın Başkanımız yapacaktır. Sözü ona verirken her zaman bölgemizi geliştirdikleri, ilerlettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na sözü veriyorum. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Ben de tabii ki ülkemizin geçtiği bu sıkıntılı günlerde başımız sağ olsun diyorum. Artık vatandaşlarımızın, milletimizin teröre kurban gitmediği, milletçe sulh içinde yaşadığımız günleri hep beraber yakalamalıyız diye düşünüyorum. Bu yönüyle Sönmez Bey'in fikrine de kesinlikle katılmakla beraber biz evet ülkemizde istenen insanlar umutsuzlaşsın, iş güç, ticaret bitsin, bakış açısı olabilir ama biz öyle bakmayacağız. Tam da aksine biz ne kadar güçlü bir toplum, millet olduğumuzu ispat edercesine önümüze bakacağız, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha güzel bir Türkiye'de, daha güzel bir İstanbul'da, Beylikdüzü'nde yaşaması için vazifemizi sonuna kadar yerine getireceğiz. Bu duygularımı önce paylaşmak istiyorum sizlerle. Değerli basın mensubu arkadaşlarım ve emlak sektörünün değerli katılımcıları. Tabii Beylikdüzü'nde Vira İstanbul projesini sunarken aslında Beylikdüzü'nün arsa sahibi olduğu ve yüklenici firmanın yüklendiği bu projeyle beraber aslında Beylikdüzü'nün en lokomotif alanlardan bir tanesi olan Yaşam Vadisi'nin içinde bir açıkçası bir pırlanta gibi parlamasını istiyoruz. Çünkü çok önemsediğimiz, çok değer verdiğimiz bir vadimiz var. Bu 1 milyon metrekarelik alan Beylikdüzü'nün E5 aksına kadar uzanan iki koldan ve devamında da sahile kadar devam eden bir alan. İstanbul'da 1 milyon metrekarelik yeşil alanını konuşmak çok güçtür. İstanbul'da şöyle bir bilgiyi de sizinle paylaşayım. Bizim yaklaşık 3,5 milyon metrekareye yakın aktif yeşil alanımız var. Beylikdüzü böyle bir kent aslında. Ve aslında 3,5 milyon metrekarelik bir yeşil alanın yanı sıra yine bu rakamlar çok çarpıcı gelebilir diye düşünüyorum. Şu an revize ettiğimiz, yenilediğimiz ve yeniden başladığımız, projesini yürüttüğümüz, tamamlamak üzere olduğumuz yaklaşık 600 bin metrekareye yakın da yeşil alan üretimimiz var. Bu tarafını önemsiyoruz çünkü artık kentlerimiz yoğun, sıkıcı, sadece binalar konuşuluyor ama yeşil alan, insanca yaşam alanları pek de konuşulmuyor. Biz Beylikdüzü'nün bu tarafının konuşulmasını daha çok istiyoruz. Zaten bu zenginliğini biz ortaya koyarsak açıkçası Vira İstanbul'un elbette konut kalitesi, yapımcı firmanın kalitesi bundan hiçbir şüphemiz yok ama
Diğer tarafını ortaya koyduğumuzda İstanbullu hemşehrilerimiz için en çekici tarafının bu olacağını düşünüyorum. Şu anda 12,5 metrekareye yakın kişi başı yeşil alanı var Beylikdüzü'nün. Bu standartların üzerinde bir alandır. İstanbul'da bunun yarısı, dörtte biri, beşte biri alanlara birçok ilçede rastlayamazsınız. Ki aktif yeşil alan üzerinden konuşuyorum. 2025'e dönük vizyonu da ki 400 bini aşan bir nüfusa ulaşması imarlı arazilerinden ötürü ve 9 metrenin üzerinde de aktif yeşil alanı, yani aktif yeşil alan kamusal alandan bahsediyoruz. Sitelerin kendi içerisinde ürettikleri yeşil alanlardan da bahsetmiyoruz. Bunlar çok değerli rakamlar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Beylikdüzü E5 aksından mütevellit diye düşünülür ama aslında bizim 13 kilometreye yakın bir sahilimiz var. Biz İstanbul'un en önemli sahil ilçelerinden bir tanesiyiz. Ve çok yakın zamanda yaklaşık 6 kilometrelik sahil şeridiyle vatandaşlarımızı buluşturacağız ki Bira İstanbul projesinin Yaşam Vadisi aksıyla beraber denize buluştuğu noktada amfiteyatrosuyla, simge yapılarıyla, tematik parklarıyla sahil buluşması ve ardından evet İstanbul'un hemen yanı başında 2 kilometrelik bir kumsalla sizleri buluşturuyoruz. Böyle altın değerinde unsurları var. Marinası var, diğer Beylikdüzü'nün farklı bölümlerine doğru uzayan yine farklı kumsallarımız ve yeşil akslarımız var sahil boyunca. Yine ulaşım noktasında şunu ifade edebilirim. Kent içi ulaşımda çok avantajlı noktaya getireceğimiz bir şehrimiz Beylikdüzü. İnsanların aracı mümkün olduğu kadar kullanmadığı, tabii insanlar İstanbul'da araçla belki bazen mecburiyetten en kısa mesafelere dahi ulaşmayı hedef alıyor. Çünkü yürüyebilecek kaldırım kaliteniz yok, yürüyebilecek bir keyif alacağınız yeşil aksınız yok. Hatta daha pratik gitmek istiyorsanız bisiklet yolunuz yok. Biz bunu çok önemsiyoruz. İstanbul'un Beylikdüzü kısmı özellikle topografya olarak da bisiklet yoluna çok uygun. Bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Onun için özellikle bahsediyorum. 50 kilometreye yakın bisiklet yolu tasarımımız var. 50 kilometre yakın. 1,5 yıl içerisinde 3 kilometrenin üzerindeki kısmını da bitirdik. Prestijli caddelerimiz oluşturuyoruz. Yani yolların, yaya yollarının aynı zamanda bisiklet yollarının tehlikeli hale geldiği ve iddialı bir şey söyleyeceğim. İstanbul'un ilk defa belki son dönemde yayalaştırılmış bir cadde projesiyle ki Bira İstanbul'a Yaşam Vadisi boyunca yaklaşık 700-800 mesafede olan Cumhuriyet Bulvarı yayalaştırma projemiz var. Bana göre İstanbul'un en nitelikli, en düzeyli, etrafında sanatsal aktivitelerin bolca olduğu ve canlı bir hayatın sunulduğu bir yayalaştırılmış caddeyi sizinle buluşturmuş olacağız. Yine amfiteyatrolarıyla, müze kompleksi çalışmalarımızla özellikle Yaşam Vadisi içerisindeki birçok alanın gerçekten işinin ehli mimarların katkılarıyla kimi noktalarında yarışma projeleri yürüterek tabiri caizse İstanbul'un değil Türkiye'nin en fazla söz edilen, en nitelikli kimliği olan projelerle buluşmasını istiyoruz Beylikdüzü'nün çok yakın zamanda. Açıkçası Bira İstanbul, Beylikdüzü halkı için bir kaynak aynı zamanda. Bütün bu bahsettiğim başarılı işlerin altyapısını ve kaynağını da oluşturacak olan mali unsurlar. Beylikdüzü aynı zamanda İstanbul'un her zaman eğitim başarısında ilk beşte olan ilçesi. Beylikdüzü aynı zamanda İstanbul'un en güvenli 5 ilçesinden bir tanesi. Bazen ikinci, bazen üçüncü. Yani bu suç oranları ve buna dayalı emniyet verileri üzerinden konuşuyorum. Aslında size vaat ettiğimiz Bira İstanbul proje ortaklarımız, Beylikdüzü Belediyesi olarak İstanbul'un en huzurlu kenti, aynı zamanda kültür sanat merkezi, iddialı bir şey söyleyeceğim, Batı İstanbul'un başkenti. Yani bu denli yaratıcı bir kentin çok önemli bir noktası Bira İstanbul olacak. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu güzel işe imza atmaktan da büyük keyif alacağız. Beylikdüzü'ne gelip gökyüzüne bu kadar kendini yakın, kendini yeşilin içinde bu kadar iyi hissetmeyi düşünen tüm vatandaşlarımızı
davet ediyoruz Beylikdüzü'ne. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, olabildiğince özgür ve olabildiğince mutlu bir Beylikdüzü bizim her yerde anlattığımız en önemli tanımlamamız. Bu bakımdan hem Bira İstanbul'a, yüklenici firmalarımıza hem de Beylikdüzü Belediyesi'ne. Tabii ki bu kaynağın gerçek sahibi olan Beylikdüzü halkına hayırlı olmasını diliyorum. Başından sonuna bugüne kadar gelmesine ve bitimine kadar devam edecek olan firmaların yanı sıra bu güzel projeyi imza atan değerli mimarımıza, Uğur Bey, Özgüven Mimarlığı, aynı zamanda süreç içerisinde çalışacak Kalfas'ından işçisine, herkese şimdiden emeklerine sağlık diliyorum, başarılar diliyorum. Bittiğinde, geldiğimizde niye almadık diye üzüleceğiniz bir projeyi size anlattık. Evet, hayırlı olsun. Saygıdeğer basın mensupları, sormak istediğiniz sorular varsa almaya başlayabiliriz. Buyurun, ilgisiz kaldınız. Duyulabiliyor mu? Geliyor galiba. İsmail Şahin, Sözcü Gazetesi. Bu belediye ile yapılan ortaklığın detaylarına ilişkin bilgi almak isterim. Nasıl bir anlaşma sağlandı ve bu bir kentsel dönüşüm projesi mi yoksa sıfırdan başlamış boş bir arazide gerçekleştiren bir proje mi? Bunu şunun için soruyorum. Bir vergisel avantaj var mı? KDV noktasında %1 mi yoksa %18 mi? Bunu öğrenmiş. Kentsel dönüşüm alanı değil. Burası boş bir araziydi. Belediyeyle hasılat paylaşımı yöntemiyle şey yaptık. Oranları soruyorsanız %35 belediyenin, %65 şirketimize ait hasılat garantimiz var. Bu şey 202 milyon civarında bir belediye bir hasılat garantimiz var. Proje bitiminde azami 202 milyon olmak üzere, ki bunun çok üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bir taahhütümüz var. Başkanımızın da söylediği gibi ilçenin projelerini harcayacak bu katkı sağlayacak inşallah. Ali Bey'in unuttuğu bir şeyi söyleyeyim o zaman. Yine projenin içinde yaklaşık 27 metrekare bir rekreasyon alanı. Hemen yanı başındaki rekreasyon alanı. Yani sözleşmede var, unutsa da bir şey olmaz ama bilavede yapacak, en nitelikli park alanı olarak üretecek. İçinde bir çok güzel bir anaokulumuz, okul öncesi eğitimin yapıldığı çocuk gelişim merkezi. Yine yanında bir kapalı bir yüzme havuzunun olduğu, açık yüzme havuzunun olduğu bir spor merkezi ve yine çok amaçlı açık spor sahalarının olduğu da bir alan. Şimdilik bunlar, yazılı olanlar bunlar, yazılı olmayanlar da kendileri zaman içinde düşünecektir diye düşünüyorum. Sorayım. Şimdi normalde takip ettiğimizde genellikle yerel yönetimler sahip oldukları arazileri ihale yoluyla resmi gazetede ilan ederek satışa çıkartırlar. Eğer bir proje yapacaklarsa kentsel dönüşüm noktasında devreye girip rol alırlar burada. Siz bundan sonra eğer sahip olduğunuz araziler varsa buna benzer projeleri hayata geçirmek için ihaleye çıkıp proje geliştiricisi olacak mısınız? Evet. Teşekkür ederim. Bir kere burada da biz bir proje geliştiricisi rolüyle hareket ettiğimizi belirtmek istiyorum. Belediyelerin özellikle arazilerini satıp tamamen devre dışı kalmalarını çok doğru bulan birisi değilim. Çünkü neticede hele hele bu tarz araziler sizin çok değer verdiğiniz alanların içindeki alanlar sürecin içinde olmanızı gerektiren, halk adına olmanızı gerektiren, kente yakışan yapıların oluşmasında söz sahibi olmanızı gerektiren alanlar. Bu bakımdan önemsedik. Bundan sonra da aynı bakış açısıyla hareket edeceğiz. Satmak değil, işte hasılat paylaşımı, proje geliştiricisi, projenin bir ortağı, sorumluluk alan, süreci destekleyen, kamusal yatırımları da süreci destekleyen bir yöntem belirledik. Bundan sonraki alanlarımızda aynı kavramla yürüteceğiz. Tabii kentsel dönüşüm kavramıyla oluşan alanlar farklı değerlendirilebilir. Ama boş arazilerimizi de yine bu şekilde sürdüreceğiz. Beylikdüzü yeni bir kent, yeni oluşan bir kent.
İstanbul'un geçmişten bugüne yarattığı bir takım hatalı gelişimleri Beylikdüzü'nde yapmak istemiyoruz. Bundan sonra tamamen olumlu, doğru işler, doğru adımlar atmak istediğimiz bir bölge Beylikdüzü ilçesi. Sinema Öztürk Güncel Proje Bilgileri.com. Bültende 3100 TL'den bahsettiğini söylüyorsunuz metrekare birim fiyatlarını. İste fiyatları konusunda bilgi alabilir miyim? Bir de malum konut kredi faiz oranları çok yüksek. Siz bir kampanya düzenleyecek misiniz? Ödeme koşulları nasıl olacak? Sen şey yapmıştın. Şöyle, şu an itibariyle lansmanla 30 aylık bir vade, %25'ini hatta 30 ay sıfır faizli kendi bünyemizde oluşturduğumuz bir vade seçeneği var. Daire metrekare fiyatlarımız 3100'den başlıyor. 5'in alımlarda %50'lik bir iskonto söz konusu. Bakıldığında yaklaşık 220 TL civarından başlayan fiyatlarla daire fiyatlarımız başlamaktadır. 1+1'den 4+1'e kadar çeşitli metrajlarda ve şekilde dairelerimiz mevcuttur. Mehmet Bey. Evet, hanımefendi. Hatice Kolçak, Emlak Pencerem. Hayırlı olsun öncelikle. Ben Ekrem Bey'e soru sormak istiyorum. Bu 1 milyon metrekare yaşam vadisi, yeşil alan projesi başladı mı? Ne aşamada? Siz mi yapacaksınız, ihale mi edeceksiniz? Onu öğrenmek istiyorum. Sanırım bir de yarışma düzenlemişsiniz. Hani o sonuçlandı mı? Ona göre mi hareket edilecek? Onu da cevaplarsanız sevinirim. Tabii. Projeyle ilgili de şöyle bir sorum olacak. İnşaat çalışmaları başladı mı? Bir ön talep süreciniz oldu mu? Satış yaptınız mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Yaşam vadisi başladı. Şu an E5'e yakın Beylikdüzü'nün kuzey batısından başlayan kısmında yaklaşık 170 bin metrekarelik alanın imalatı devam etmekte. Hatta bu Kasım ayı sonuna doğru artık o bölümünü yeşil görmeye, büyük oranda ağaçlandırmanın bittiği, sanatçı atölyeleri, bir takım sosyal donatılar ve bunun gibi yapılarında inşasının devam ettiği ama 6-7 ay içerisinde biteceğini söyleyebilirim. Bahsettiğiniz olay doğru. Ben az önce herhalde bahsetmekten bahsedemedim. Bir vadide köprü geçiş projelerimiz vardı. Bununla ilgili yarışma düzenledik. Çok da nitelikli işler çıktı açıkçası. Ve sanıyorum Türkiye'deki ikinci köprü yarışması bu anlamda. Da bir ilke imza atmış olduk ve uygulama projeleri şu an çalışılmaya başlandı. Bu da önemli bir şey bizim için. Beylikdüzü'nün bu vadenin böldüğü iki yakayı birbirine kavuşturan önemli bir köprü projemiz olacak. Yine aynı zamanda vadiyle ilgili de şu anda yarışma sürecimiz. Yani Vira İstanbul'un yakın çevresi Vira İstanbul'la projelendiriliyor ama kalan kısmının projesiyle ilgili yarışma süreci başlatıldı. Devam ediyor. Tahmin ediyorum Şubat ayı gibi projesi olgunlaşacak ve uygulamaya devam edeceğiz. Ama bölüm bölüm, mesela spor tesisi alanı gibi, atletizm pisti gibi bölüm bölüm projeleri bitirdiğimiz ve başlayacağımız alanları da var. Takdir edersiniz ki 1 milyon metrekareden bahsediyoruz. İçinde eğitim vadisinin olduğu, işte yürüme mesafesinde ilkokulu, ortaokulu, hatta İstanbul'un, Türkiye'nin en iyi ikinci fen lisesinin olduğu bir alandan bahsediyorum. Bunların hepsi Vira İstanbul'a 50 metre, 60 metre mesafelerde. Bu bakımdan bölüm bölüm de vadide yaptığımız işlerde olacak. Dediğim gibi hem çok değerli mimarlarımızla hem de yarışma uslubuyla yürüttüğümüz projelerden bir tanesi Yaşam Vadisi. Evet, satışlarımız, lansman öncesi satışlarımız 32 tane oldu. Bu bölgede biz uzun süredir iş yaptığımızdan dolayı projelerimizi takip eden insanlar tarafından gelen talepler doğrultusunda yaptık. Satış ofisimiz bitmek üzere. Yani yarın itibaren müşterimizi almaya başlayacağız. Örnek dairemiz devam ediyor. İnşaat başladı. İnşaat başladı. Şu an 3 tane binç kurulu vaziyette. Bütün ekipmanlarımızla her şeyimizi hazırız. Buyurun Mehmet Bey. Hayırlı olsun. Yeni hakikaten canı tatlı. Efendim daha önce de Başakşehir Belediyesi ile yine hasıla paylaşımı SOFA projesini geliştirmişti. Gül ailesi olarak söylüyorum. Bu tür işbirlikleri diğer belediyelerde de devam edecek mi? İkinci adımı Beylikdüzü'nde atmış oldunuz.
Bu arada bölgede ön satışta olan ve satış sürecine başlayan 3 yeni proje var. Bugünlerde lansmanı da yapacak olanlar var. Rakiplerimiz diyebilir miyiz bunlara ve satış stratejimizi nasıl geliştirdiniz bu rakiplere karşı? Büyüklüzü bölgesinin Bakir mahallesindesiniz. Çünkü ardından bir de şey soracağım efendim. Siz bugüne kadar 50 bin, 100 bin metrekarelik arz alanlarında geliştirdiniz projelerinizi. İşte Kalekent buna bir örnek. İstanbul'da arsa stoklarda yaşanan sıkıntı karşısında bundan sonra diyeceğe mi göreceksiniz? Evet, hasılat paylaşım projesiyle bizim yaptığımız bu belediye olarak ikinci proje. İlki Başakşehir Belediyesi'nde yaptığımız SOFA diye bir projemiz oldu. Onu başarıyla tamamladık, satışı da tamamlandı. Bu ikinci projemiz. Yani bu böyle projeler olduğu sürece belediyeler bu şekilde arsayı satıp değil de hasılat paylaşım yöntemine girdikleri sürece biz tabii ki olacağız işin içerisinde. Yani belediyelerin uzun vadede daha yüksek gelir elde edecekleri hasılat paylaşım modelleri tabii ki çok belediyeler açısından avantajlı. Bizim için de kolay. Arsa üretmek çok zor olduğu için İstanbul'da herkes tarafından biliniyor. Belediyeler kolaylıkla arsaları elinden kısa vadede düşünüp çıkarabiliyorlar. O da nakit akışı ile ilgili problem yarattığı için bizim için çok avantajlı olmuyor. O da uzun vadeli bir ödeme planıyla hem belediyeler hem de bizim gibi firmalar kolaylıkla bu tür projeleri kotarabiliyor. Bu projemiz de ondan bir tanesi ama söylediğiniz gibi İstanbul'da şu anda en büyük problemimiz bizim ham madde problemimiz arsa. Maalesef elde kalan birçok arsalar problemli. Gerek belediyeler tarafından gerek başka sebeplerden dolayı problemli. Arz üretmekte zorluk çekiyoruz. Belediyelerin bu tür geliştirdikleri projelerde her zaman olacağımızı belirtmek isterim. Bölgedeki projelerden nasıl farklılık sağlayacaksınız, nasıl ayırt edileceksiniz diye bir sorunuz daha vardı. Şimdi ona değinmek gerekirse bir kere bizim projemiz 92 dönüm arazi üzerinde 74.500 metre yeşil alan ve sosyal donatının olduğu bir proje. Yani oldukça %81 gibi belki İstanbul'da hiç göremeyeceğiniz oranda bir yeşil alana sahip bir proje. Konumu itibariyle deniz görmesi, hemen yanında 1 milyon metrekarelik yaşam vadisi olması, bizim bölgedeki müşteri örtüğümüz, kalite standartımız, bütün bunları belediyeyle ortak bir işbirliği yapmamız, bu sinerji, bizim bölgede zaten otomatik olarak ayrışmamızı bir adım, iki adım, belki beş adım öne geçmemizi sağlayacak faktörler. Ayrıyeten E5'e kolay ulaşım sağlayacak önümüzden yeni bir yol çalışması var. Bu tip şeyler bizim projemizin satışını değil yardımcı olmak uçuracak diye biz tahmin ediyoruz. Sayın Başkanım da bir sorum olacak size. Efendim, belediye çalışanları için özel bir blok ayrıldığınız zaman böyle bir imkan sağlayacak mısınız? Ayrıca belediye olarak deniz ulaşımında istifade etmeleri adına İDO'yla bir ortaklık çalışma vardı. Sonucu efendim ne zaman duracaksınız? Tabii özel bir blok ayırma usulüne gitmedik ama çalışanlarımızla ilgili özel bir hususumuz var o iki kurum arasında. Bir sadece indirme tabi bir husus. Onun dışında tabii belediye çalışanlarımızla ilgili olduğu için burada çok açıklamak şey olur mu bilmiyorum ama çok fazla bir orantı yok. Aslında tabii esas olan bu tür kamusal projelerde az önce arkadaşlarım da belirtti. Yani hasılat paylaşımında belediyenin gelir elde etmesi öncelikli. Bu bir toplu konut projesi değil, gelir elde etme projesi. Yani öyle bakmak lazım. O yönüyle de önceliğimiz fazla para kazanmak. Yani bu garanti paranın en az %50 üstüne çıkmak, açık ve net söyleyeyim. Benim de bu anlamda bir beklentimin olduğunu arkadaşlarım biliyor. Bunu da başaracak bir projeden bahsediyoruz. Kaldı ki şu an garanti edilen paranın yaklaşık yarısına 1,5 sene önce satılması, 2 sene önce satılması planlanıyordu bu arsanın. Şimdi biz iki katını garanti altına aldık ama üstüne de en az %50 daha koymak düşüncesindeyiz. Onun için
çalışanlarımıza bir miktar tolerans tanıyoruz, öyle söyleyelim. İDO tabii şu anda basına düşen tarafıyla söyleyelim. Şu anda mevcut ambar limanı içerisinde bir rola taşımacılığı ile ilgili gündemde. Yani insan ve araç, yani taşıt taşımacılığından bahsetmiyoruz. Bu bakımdan bizim de özellikle liman yoğunluğu açısından bir chat raporu görüşmeleri şu anda sürüyor. O boyutuyla da takip ediyoruz süreci. Beylikdüzü Belediyesi sürecin maalesef çok da içinde değil. Yani olamıyor çünkü İstanbul'da birçok vakalar, siz de biliyorsunuz ki, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlık seviyelerinde yürütülen çalışmalar. Keşke yerelde dinamiklerin her zaman içinde olduğu, çünkü biz her güne her anı hisseden kurumlarız. Süreci takip ediyoruz. Ancak deniz ulaşımıyla ilgili tasarımlarımız, önerilerimiz var. Hem Büyükşehir Belediyesi'ne, tabii biliyorsunuz ki İDO özelleşmiş bir kurum şu anda. Ve bir şey daha bilmenizi istiyorum. Deniz ulaşımı ve raylı sistem hususunda Büyükşehir Belediyeleri yetkili. Yani ilçe belediyeleri istese de bir yatırım yapamıyor. Böyle bir yetkileri yok. Bu bakımdan biz ancak öneri mercileriyiz ya da projeleri lokomotifi olma, sürükleme ya da takip etme mercileriyiz. Bu anlamda Beylikdüzü'nün ulaşımı ile ilgili birçok konuyu hem Büyükşehir nezdinde hem bakanlıklar nezdinde sıkı bir şekilde takip ediyoruz ve hani bastırıyoruz diyebilirim. Çünkü bizi baskı kurmamıza gerek yok. Bahsettiğimiz lokasyon Beylikdüzü'ye yakın çevresi, yaklaşık 2,5 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla 2,5 milyon nüfusu zaten hem Büyükşehir Belediyesi takip etmek ve gereken yatırımları yapmak zorunda. Bizler de sürecin sürükleyicileri olarak rolümüzü yerine getirmek zorundayız. Bir şey daha eklemek istiyorum az önce söylediğiniz şey. Bir de mimari ofisi biraz titiz çalışarak orada ileride çok güzel daireler, bir site oluşturduk. Kullanımı da çok güzel. Örnek dairemizde en kısa zamanda görmenizi tavsiye ederim. Bunu da eklemek istiyorum. Yine Blackboard.com şehrin kırmızı taş. 3100 lirayla satışa çıktınız. Proje tamamlandığında bu rakam ne kadar olur? Yani siz yatırımcıya ne kadar prim vaat ediyorsunuz? İkinci sorun da orta vadede yatırım planlarınız neler? Biraz 3100 lirayla çıktık dediğimiz şeyde 5000 liranın üzerlerine çıkacağını düşünüyoruz. Biz bütün projelerimize mütevazı davranmak isteriz. Hatırlarsanız en son Karakent olduğu için, Bilgi'de olduğu için örnek vereyim. %50 primden bahsetmiştik. Şu anda %90 prim seviyesinde. %100'e yaklaşmış vaziyette. Hala teslimatlar yapılmadı. Yani 2-3 ay sonra tekrar onun üzerine çıkacak primden bahsediyoruz. Bu diğer projelerimize de böyle. Minimum %50 primle biz mütevazı olarak söylüyoruz ama genelde bitiminde insanların oturmasıyla, peyzajın bitimiyle beraber o %100'lere yaklaşan bir prim seviyesine geliyor. Yeni başlayacak projelere burada girelim mi? Bahsedelim biraz. İzlersen şöyle kısaca bir şey yaparsak. Seyrantepe'de stadın hemen yanında projemiz başlayacak. Emlak konutta anlaştığımız proje. Konut Residence cadde mağazalarından oluşan bir kompleks. Onun dışında Basın Ekspres'te satın aldığımız bir arazide bir projemiz başlayacak. Yine Residence, yine karma proje. Bütün bu projelerimiz aşağı yukarı artık karma oluyor. Ticaret unsuru olmadan projelerde geçiremiyor. Gazi var. Sultan Gazi'de eski Multi'nin yarım bıraktığı, yani Türkiye'den çekilince bıraktığı bir AVM projesi vardı. Şimdi oraya başlıyoruz. Orası da karma proje. Hem AVM hem de konut şeklinde, residence şeklinde yaklaşık 800 civarı residence, 60 bin metrekare civarında AVM'den oluşan bir proje. Şu an aklıma gelenler... Zeytinburnu var, onu da var. Daha sonra şey. Kardeş firmamız, gerçi kül yapımı Zeytinburnu projesi de başladı zaten şu anda. Bunlar da lansmanın yakında çıkacak. Benim ilave bir sorum daha olacak. Anladığım kadarıyla belediyenin hiçbir mülkü kalmayacak galiba proje bittiğinde hasılat paylaşımı olduğu için. Çünkü 39 tane ticari alan var. Bunların akıbeti konusunda da bilgi verebilirsiniz.
satıştan sonra şeyle ilgili söylüyor, projenin tamamıyla ilgili kalanlarla ilgili hepsini satacak. Yani bu satışa çıkan bir proje zaten ama 92 bin metrenin içinde az önce de söylediğim gibi 27 bin metre belediyeye kalacak olan bir rekreasyon alanı ve içindeki işte bir okul öncesi kreş, eğitim merkezi, anaokulu, kreş ve çocuk gelişim merkezi, bir spor salonundan bahsettik, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, açık yüzme havuzu ve o 27 bin metrelik rekreasyon alanı tamamı. Bu zaten Beylikdüzü Belediyesi'ne kalacak olan ama müteahhit firma tarafından yüklenilen önemli bir değer. Onun dışında bahsettiğimiz kompleks zaten ki bu 27 bin metrenin içinde bir küçük idari binamız da var bu arada, onu ıskalamayalım. Bir idari binamız da var ama bahsettiğimiz projede, yani hasılat paylaşımına çıkan proje tamamı satılık. Biz umut ediyoruz ki hiçbir şey kalmasın, hepsi satılsın. Ama kalırsa onun paylaşımı tabii o koşullara göre konuşulacaktır. Tek. İki bölümden oluşmakta ama hepsi aynı anda devam ediliyor, başlanıyor. Yani iki ayrı girişi olan bütün bir kompleks. Hayırlı olsun, Proje Turgut Yavuz. Beylikdüzü'nde yaşayan birisi. Bir sorun başkanım bile size olacak. 3100 lira fiyatlarınız var çıkış olarak. İncelediniz mi başkanım? Önce size sorayım bu fiyatları. Çünkü bölgeyi bilen birisi olarak söylüyorum. Bir de %7 indirim var herhalde ilk başta. Bu projenin bu 3100'lük kısmı ne kadarını kapsıyor? Yani hani bu belli bir sınır var mı burada Sönmez Bey? Ya da kademe kademe bir fiyat artacak? Çünkü şu anda 15-20 yıllık binaların fiyatı burada ortalama 2500-3000 lira bandında. Yani bir bölgeyi bilen birisi olarak söylüyorum. Kalırsa başkanım dediniz ya, siz kârda çıkarsınız. Yani, avantajı olarak. Başkanıma da soracağım soru, bu pazar yeri var biliyorsunuz. Burayla ilgili bir takım dedikodular sürekli konuşuluyor. İşte AVM yapılacak, Beylikdüzü'nün AVM olur vesaire gibi. Bununla ilgili bir proje var mı yakın gelecekte veya gündeminizde? Bilgilendirirsiniz, sevinirim. Teşekkür ederim. Öncelikle Turgut Bey, fiyatlar uygun geldi anlaşılan ve ekleriz satış ofisine. Bu bahsettiğimiz, yani şimdi lansmanla beraber çıkan rakamlar tabii ki. Yani burada bu satış politikasıdır. İlk etapta yani o %10-15 maksimum orada, yani biraz da piyasa şartlarıyla da onu değerlendiririz. O dönemde bu satış rakamları üzerinden satılır. Sonrasında tabii kademeli olarak zamlar gelecektir. Bizim beklentimiz bu yönde. Ben de sizin gibi fiyatı ucuz bulduğumu söyleyeyim. Yani arkadaşlara da söyledim ama alan kazansın. İlk başta projeye sahip çıkan insanların avantajı olsun. Ama tahmin ediyorum seri bir şekilde süreç devam edecektir dilimler şeklinde. Bahsettiğiniz alan yine tanıtımın içerisinde bahsettiğim yaylaştırma projemiz olan Cumhuriyet Bulvarı'nın aslında bir parçası. Yaklaşık 270 bin metrelik bir alanı kapsıyor. E5 karayolundan ki şu an Medikan Hastanesi diye tarif edebileceğim alandan başlayıp işte bahsettiğiniz eski Beylikpazarı alanına kadar uzayan bir nokta. Beylikpazarı alanımızın, eski Beylikpazarı alanımızın olduğu yerde de şu an tasarladığımız projede belediye hizmet binamız, idare tesis alanımız, çok nitelikli bir kent meydanımız ve 6000 kişilik amfiteyatromuz var. Projesi bitti. Yani şu an uygulama projesi çalışıyor diyebiliriz. Bir plan süreciyle ilgili ufak detaylarımız var Büyükşehir Belediyesi'nde. Daha sonrasında inşallah ihale sürecinde de zaten mekanı bütün Beylikdüzü halkına ve Türkiye'ye tanıtacağız. Dediğim gibi o caddemiz ve bahsettiğiniz bu 6000 kişilik amfiteyatro ve o kent meydanı dediğim alan da Vira İstanbul'a 700-800 metre mesafede bir alan. Başka sorumuz yok anladığım kadarıyla. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bize yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Vira Bismillah deyip başlayalım. Allah utandırmasın.